Bir üretici kardeşimiz de bizim milletvekillerine şunu söylüyor. Erdoğan'a diyor ki sözde dünyaya meydan okuyorsun ama bir şirkete sözün geçmiyor. Değerli arkadaşlarım, bunu söyleyen değerli çiftçi kardeşime de söyleyeyim. Erdoğan'ın dünyaya meydan falan okuduğu yok arkadaşlar ya. Nereden çıkarıyorsunuz siz bunu? Erdoğan dünyanın önemli liderlerinden talimat alıp gereğini yerine getiren adamdır. Ne meydan okuması? Ne meydan okuması? Ne oldu meydan okudu da? Yok öyle bir şey. Medyayı kullanıyorlar. Erdoğan yumruğunu masaya vurdu. Erdoğan dünyayı titretti. Erdoğan 33 asker şehit olurken Putin'in orada ayakta beklemedi mi? Sandalye bile vermediler. Ne meydan okuması? Devleti yönetecek kişilerin devletin bürokrasisiyle yani işin uzmanlarıyla bir araya gelmesi lazım. Hele 20. yüzyılın sonundan ve 21. yüzyıldan itibaren de meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmesi lazım. Yani istişare yapması lazım. İnancımızda da var bu. Ama evrensel hukukun da öngördüğü bir kuraldır bu. Dolayısıyla devlet adamları ben kandırıldım, beni kandırdılar diyemez. Ne demek kandırıldım? Ne demek beni kandırdılar? Sen devleti yönetiyorsun. Çocuk değilsin ki. Eline bir elma şekeri verip kandıralım. Devleti yönetmek farklı bir şeydir. Devleti yönetmek liyakatli atamalara bağlıdır. Şimdi bir örnek vereyim size. Kıdem tazminatını getireceğiz dediler. Erdoğan öve öve bitiremedi. Türk İş karşı çıktı. Hak İş karşı çıktı. Diz karşı çıktı. Hatta afişler basıldı. Eğer yaparsanız meydanlara ineceğiz. Bu genel görev nedenidir dediler. Yine ısrar ettiler. Biz bundan vazgeçemeyiz dediler. İşçiler burada gayet net, gayet açık tavırlarını, tutumlarını ortaya koydular. Ama öve öve bitiremediği, bunu düzelteceğiz diyen Erdoğan bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil demeye başladı. E niye düşünmedin kardeşim? Niye sormadın? Niye üç sendikanın genel başkanını çağırıp ya arkadaşlar böyle bir sorun var, bunu nasıl çözelim diye sormadın? Soramazsın. Çünkü kibri engel buna. Kibirli insanlar her şeyi ben bilirim der. Ne demek Türk İş? İşçilerin sendikası. Bu işçilerden sendika mı olur? Der. Demiştir zaten. Birisi gelmiştir. Egemen güçlerden birisi talimat vermiştir. Bizim çıkarımız bu kıdem tazminatının yok edilmesine bağlıdır demiştir. O da emredersiniz. Biz bunu düzeltelim. Dolayısıyla ben kandırıldım, ben aldandım, ben yanlış karar verdim. Bunları söyleyen kişinin devlet yönetiminden ayrılması lazım. Örnek vereyim size. 27 Şubat, çok örnek var da bir iki temel örnek vereyim. 27 Şubat 2014. Erdoğan FETÖ'den söz ediyor. Aldatılıyoruz, aldatıldık, ben dahi aldatıldım. E sen çocuk muydun? Aldatıldım değil. Sen bilerek yaptın. Bilerek yaptın. Bu ülkenin en önemli kuruluşlarından birisi hangisidir? Milli İstihbarat Teşkilatı. En saygın kuruluşlarından birisi hangisidir? Milli İstihbarat Teşkilatı. Milli İstihbarat Teşkilatı her Milli Güvenlik Kurulu toplantısına bu FETÖ ile ilgili rapor getirmedi mi? Getirdi. Okudun mu? Okudun. Gereğini yaptın mı? Yapmadın. Aldatıldık diyor. Ne aldatılması? Ne aldatılması? Eğer aldatıldıysan bir terör örgütü devletin tepesindeki en önemli kişiyi aldatma kapasitesine sahipse senin o koltukta oturmaman lazım. Oturduğun her dakika vatana ihanet ediyorsun sen. Bir yıl sonra 19 Mart 2015 Harp Akademileri Komutanlığı'na gitmiş. Konuşuyor. Balyoz ve Ergenekon davalarından söz ederek bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere
Tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı. Tüm ülke, ne demek tüm ülke? Balyoz Ergenekon operasyonları yapılırken biz karşı çıktık. Silivri'de gidip dönemin genelkurmay başkanını ziyaret ettim. Çıktığımda da burası bir Nazi kampıdır gibi dedim. Almanya'daki kamplar neyse burada da aynı tablo var dedim. Eğer seni aldattılarsa senin o koltukta ne işin var? Her gelen seni kandırıyor. Her gelen kandırıldığı adamdan devleti yöneten devlet adamı mı çıkar Allah aşkına ya? 3 Ağustos 2016 darbe girişiminden sonra Rabbim de milletim de bizi affetsin. Peki 251 şehidin kanı ne olacak? 251 şehidin kanı ne olacak? Sen Marmaris'te saklanırken 251 kişi meydanlarda hayatını verdi. Ne yüzünden? Beni kandırdılar. Seni kandırmadılar. Bir ipte iki cambaz oynamaz demiştim. Bir ipte iki cambaz. Cambazlardan birisi düştü, diğeri hala yerinde duruyor. 26 Eylül 2017. Şöyle bir açıklama yapıyor. Açıkçası biz son ana kadar Barzani'nin böyle yanlış düşüneceğine ihtimal vermiyorduk. Demek yanılmışız. Ya sen, her gelen seni yanıltmış. Her gelen. Ve adam hala koltuğunda oturuyor. İnsanda ar damarı olsa der ki ben burayı bırakıyorum arkadaş. Her gelen beni aldattı. Ben bu ülkeye büyük zararlar verdim. İnsanlara zarar verdim. 251 kişi hayatını kaybetti. Ben devleti yönetemiyorum. En iyisi İzzet-ü İkbal ile devlet erkanından çekileceğim. Diyeceksin. Demiyorsun ama. Devam ediyorsun. 20 Nisan 2017. Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır. Obama'ya gidip bütün iradeyi teslim eden kim? Obama'nın her dediğini yapan kim? Milletin çıkarlarını değil de Obama'nın çıkarlarını savunan kim? Bir de itiraf ediyor. Bizi aldatmıştır diyor. Aldatır tabii ya. Aldatır. Çünkü senin iraden yok ki. Sen devlette liyakati bitirdin. Devleti yok ettin sen. Devletin dibine dinamit koydun. Her gelen seni aldatacak zaten. 18 Şubat 2018. Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hep aldatılan bir cumhurbaşkanı gelmiş midir? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde egemen güçlerin talimatını koşulsuz yerine getiren bir başbakan, bir bakan, bir cumhurbaşkanı gelmiş midir? Beni üzen ne biliyor musunuz? Beni üzen de şu. Efendim Erdoğan çok kararlı. Erdoğan dünyaya meydan okuyor. Erdoğan şunu yapıyor. Erdoğan bunu yapıyor. Ya Erdoğan egemen güçlerin talimatını yerine getiriyor. Erdoğan'ın iradesi yok. Erdoğan kim güçlüyse onun önünde esas duruşa geçen kişidir. Bakmayın öyle hava atmasına. Kendi ifadeleri benim değil. Hiçbir cümle bana ait değil. Bütün cümleler ona ait. Bunları da vatandaşlara anlatın. Öyle ortalıkta kahraman gibi gezmeye hakkı yok. Herkesin önüne geçip herkesin aldattığı ve herkesin kendi taleplerini onun üzerinden Türkiye'de gerçekleştirdiği bir adamdır. Erdoğan budur. Grup başkan vekillerimiz Serik'te yenen 500 bin liralık rüşveti biz araştıralım dediler. Bir önerge verdiler. AK Parti'ye oy veren kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerim, 500 bin liralık rüşveti kim aldı araştırmasına bu iki partinin milletvekilleri el kaldırarak araştırmayın dediler. Yani rüşvete ortak oldular.
haksızlığa ortak oldular. Kul hakkı yenmesine ortak oldular. Size şikayet ediyorum. Evet. 83 milyon vatandaşa rüşveti araştırmayalım, soruşturmayalım. Kim rüşveti yedi? Ya bize ne? Diyenlerin bu mecliste yeri yoktur. Bunlar milleti temsil edemezler. Bu milleti temsil edemezler. Bu milletin rüşvete karşı bir duruşu vardır. Haksızlığa karşı bir duruşu vardır. Kul hakkını yiyene karşı bir duruşu vardır. Buradakilerin iradesi yoktur. İradeleri satılığa çıkmıştır, saraya. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum. Saraya. Saraydan alınan talimata göre yapıyorlar. Milliyetçi dediğiniz insan dürüst insandır. Milliyetçi dediğiniz insan bu vatanın taşı toprağı için seve seve hayatını veren insandır. Milliyetçi dediğiniz insan kul hakkı yemeyen insandır. Milliyetçi dediğiniz insan rüşvet soruşturulmasın diyemez. Kul hakkı yensin diyemez. Buna karşı mücadele eder. Dolayısıyla AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin bağımsız iradeleri söz konusu değildir. Bunlar milletin vekili değil, bunlar sarayın vekilidir.